Ekran zamanı ya da 3T olarak isimlendirilen televizyon, telefon ve tablet karşısında geçirilen uzun saatler çocuklarda beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Merhabalar, tabletin var mı? Var. Ne yapıyorsun tabletle? Oyun oynuyorum. Ne kadar süre oyun oynuyorsun? Çok saat. Bilmiyorum. Bilmeyecek kadar çok. Öyle bir şeyi yok bunun. Televizyona bakar ama çizgi filmi. Bence olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü mesela bazı konularda biz eğitici anlamında ki oyunlarda sıkıntı olmuyor ama daha sonra dikkat dağınıklığı oluyor. Mesela bir şey soruyorsunuz, size hiç adapte olmuyor. Ya ekrana kilitlenip kalıyor. Uzmanlar ekrandaki ışık uyaranlarının ve yoğun elektromanyetiğin bazı nörolojik hastalıklara neden olduğunu belirtiyor. Sürekli televizyon, internet bunlar doğru şeyler değil ama teknolojiden de geri kalmamak lazım. Bunları da kontrol altında göstermek lazım. Yani çocukları tamamen koparmamak da gerekiyor bence. Çağımızda görülen yeni hastalıklardan bir tanesi de 3D hastalığı. Özellikle çocuklarda görülen bu hastalık tablet, televizyon ve telefon karşısında uzun süre kaldığında çocuklarda nörolojik bozukluklara sebebiyet veriyor. Kesinlikle doktorumuz da bir saat önerdi, göz doktorumuz. Nörolojik olarak da zaten duruş bozukluklarına falan yol açtığını biliyorum. Ama yani önünü alamıyoruz. Mecbur çağa ayak uyduruyoruz. Valla ben zaten normalde kesinlikle kullandırtmıyorum. Yani büyük oğlum hani işte hep telefonla uğraşmak istiyor ama bu dolunları bildiğimden dolayı vermiyorum yani. Çocukların beyin gelişiminin en duyarlı olduğu dönemin 2-3 yaş olduğuna dikkat çeken uzmanlar. Özellikle bu yaşlarda ekran zamanının uzun olmasıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm, saldırganlık, epilepsi ve dil gelişim gerilikleri gibi hastalıklara yol açtığını ifade ediyor. Bilgim var da biraz baktırıyorum da bazen de ne yapayım ki ağlıyor yoksa. Yorumlama gücü azalıyor, dikkat dağınıklığı artıyor. Böylelikle sorumluluk alma şeyi de kalmıyor, öyle bir huyu da kalmıyor. O yüzden gün içerisinde yeterli zamanda uygun vakitlerde sadece verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani tamamen kısıtlamak da sıkıntı. Bence telefon nasıl kullanılır, internet nasıl kullanılır, televizyona nasıl bakılır, hangi programlara bakılır, seçici olmayı öğretmemiz gerekir çocuklara. Tablette çizgi film istiyorum. Bazen de oyun silip şey yapıyorum, yüklüyorum oyun. Başka? Başka bir şey yapmıyoruz. Mesela biz kaldırdık tabletimizi. Televizyonu kısa bir süre izliyoruz. Onun dışında da o kadar şimdilik. Bol bol fiziksel aktivite. Bahar da geldi artık. Gözlerim biraz çıkarıyor. Başka ne oluyor gözlerine? Başka bir şey olmuyor.